Kimisinin parmakları eksik, kimisi vücudundaki şarapnel parçaları ile hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Çatışmada şehit düşen arkadaşının yasını tutuyor kalbinde ve aynı kalpte terörist mermisiyle yaşamaya devam ediyor. Kalbindeki bu kurşun alınırsa ya felç olacak ya da masada kalacak. Ama yine de gazi sayılmıyor. Terör örgütü PKK ile burun buruna olan mücadelelerinde silah arkadaşları hain mermiler ve bombalar sonucu şehit olurken aynı mermilerin isabet ettiği askerler ne yazık ki gazi sayılmıyor. Kalplerinde kurşunla yaşamak zorunda olan ancak hak ettikleri gazilik onuru verilmeyen bu insanların kalbindeki kurşun bir santimetre ileriye gitseydi ne olacaktı biliyor musunuz değerli milletvekilleri? O zaman oturduğunuz koltuklarınızdan şehit taziye mesajları yayınlayıp teröre yenilmeyeceğiz cümleleri kuracaktınız. Şimdi soruyorum sizlere, hangisini yapmak daha kolay? Şehit cenazesinde sel olan yaşlarda boğulmak mı? Yoksa kurşun kalbine bir santimetre kala hayatta kalan bu vatan evlatlarını gazi olarak kabul etmek mi? FETÖ bir terör örgütü ve yaşananları unutmak tabii ki mümkün değil. Ancak burada düşünebilen ve sorgulayabilen akıllara bir takım sorular gelmesi gerekmiyor mu sizce? FETÖ terör örgütü de Mehmetçiğin yıllardır savaştığı PKK terör örgütü değil mi? 15 Temmuz'da meydanlara inen Türkiye'nin geleceği için indi de PKK ile yıllardır savaşanlar Muz Cumhuriyeti'nin askerleri mi? Bu KYK anayasanın 9. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Senin gazin, benim gazim ayrımı yakışır mı bu Türkiye'ye? FETÖ'ye karşı mücadele veren insanlarımızla PKK'ya karşı savaşan vatan evlatlarımızı ayıran ince bir çizgi dahi bulunmamaktadır değerli arkadaşlar. Ancak ne yazık ki birinin parmağı kanasa gazi sayılıyor, diğeri parmağını kaybediyor ama gazi sayılmıyor. Ve bizi izleyen vatandaşlarımız hepimize soruyor. 15 Temmuz darbesini torununa anlatamayan Sayın Başbakan, bizler de evlatlarımıza neden gazi sayılmadığımızı anlatamıyoruz. Terörle mücadelemiz bitti ama devletimizi kendimizi kabul ettirme mücadelesi veriyoruz. Asıl zorumuza giden budur diyorlar. Bizlere gazi olamazsınız çünkü yasalar, yönetmelikler diyen devlet yetkilileri kendi çocuklarının bir parmağına acaba kaç lira değer biçebilirler diye buradan herkese soruyorlar değerli arkadaşlar. Terörist kurşunları değil, bizleri asıl yaralayan sen gazi değilsin diyenlerdir diyorlar. FETÖ vurduğunda gazi olunuyor da PKK vurduğunda neden gazi olunmuyor? Bizler bu devlet için vurulmadık mı diye soruyorlar. Öldüğümüzde tabutumuzun ay yıldızlı bayrak ile kaldırılmasını istiyoruz. Bunu bize çok görmeyin diyorlar değerli arkadaşlar. Özellikle bunları sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Kalp yarası kurşundan çok daha ağırdır. Gelin bu insanları daha fazla yaralamayalım. Şehit cenazelerinde ağlamak daha kolay diyorsanız bugün bu önergeye hayır dersiniz. Ama bizim için bu insanlar elbette önemli diyorsanız bu araştırma önergemize evet dersiniz, karar sizin. Yarın terörle mücadeleden bahsederken gazi ve şehitlerin fedakarca mücadelelerini alnınızın akıyla anlatabilmek istiyorsanız bugün bu önergeye evet demek zorundasınız. Yasaların gazi saymadığı ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak gazi saydığımız bu vatan evlatlarımız için verdiğimiz bu araştırma önergemize destek verin ve bu insanlarımızın gözlerindeki yaş emekleri boşa gittiği için değil, hak ettikleri gazilik ünvanını almanın verdiği sevinçten olsun diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.